Hülya Kaya merhabalar. Bugün Sancaktar Mahallesi'ndeyiz. Sancaktar Mahallesi neresi? Tam Sivas Caddesi arka tarafımız. Sancaktar Mahallesi hemen onun alt tarafındayız değerli izleyenler. Şu anda da 6. sokağın tam önündeyiz. Diğer ara sokakları denedik biraz yayın öncesi. Çekiyor mu çekmiyor mu diye. Maalesef baz istasyonlarının sıkıntılı olması sebebiyle şu an bu bölgede çekim yapabilecek durumdayız ve aşağı doğru Akpınar'a doğru belki yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bu mahallede de değerli izleyenler depremin etkilerini fazlasıyla görmemiz mümkün. Binalar ayakta gözüküyor ama çoğu binada maalesef ağır hasarlı. Erdal gel. Burada bir binamızın görüyorsunuz balkonu şu şekil kalmış ve büyük bir tehlike arz ediyor. Buradan çünkü insanlar gelip geçiyor ve Allah korusun birisinin başına düşerse çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliriz. Yetkilileri buradan uyaralım. En azından yıkılmasa bile şimdilik en azından şu balkonun parçasını alsalar oradan yine de buradaki işte yaşayan vatandaşlar için yani güvenli bir ortam olur. Aynı burada bir vatandaşımız var Erdal, dön bu tarafa istersen. Merhabalar, siz tanıyalım. Merhaba efendim. Siz tanıyalım. Uğur efendim. Uğur Bey, ne iş yapıyorsunuz Uğur Bey? Hurdacıyım. Hurdacısınız. Evet efendim. Siz de durumlar nasıl? Biz de işte normal akışında gidiyor hayat efendim. Heh. Böyle işte geçinip gidiyoruz kendimizi. Anladım. Eviniz ne durumda? Evim az hasar efendim. Burada normalde. Evet efendim. Ha, burası da hem eviniz hem dükkan olarak mı kullanıyorsunuz? Evet efendim. Dükkanınız burası mıydı? Yok, burası dükkan değil. Ben hurdacıyım normalde. Şimdi hurdacının dükkanı kapandığından deprem dolayısıyla başka geçinim olmadığından dolayı şimdi böyle geçiniyorum. Anladım. Efendim. Başka ne mahallede ne problem vardınız? Efendim şurada bir de bir pencere var şöyle düşmek üzere. Biz sadece bir tuğlağın üzerinde hangi duruyor. Hangi apartman? Gelin göstereyim. Oraya gittiğimiz zaman çekmiyor işte. Hangi? Bu ara sokaktan hemen. Evet, bu ara. Değerli izleyenler, 6. sokağına girmeden hemen sol taraftan devam edilmiş takdirde orada bir apartmanda daha sıkıntı varmış. Kimseye zorluk falan çıkarmak istemiyoruz evet, ama efendim şey yani bir insanın orada dalıp orada evin önünde oturduğunu düşünün ya da haberi olmadan. Allah üzerine olsun. Düşse Allah ölür olsun. Yani onu söylüyoruz. Anladım. Geçmiş olsun sizlere. Sağ olun efendim. Biz yavaş yavaş mahalleye gezmeye devam edelim değerli izleyenler. Burada binalar ayakta ama değerli izleyenler görüyorsunuz yani bayağı bir sıkıntılı süreçlerden geçmiş burası. Kablolar mablolar böyle hepsi açıkta bekliyor. Yani bunlar da tehlike arz ediyor tabii ki. Aynen. Zayıf akım ama sanırım bu telefon attı. Ama tabii buradan yüksek boyutlu bir araç geçerse ona takılır. Burayı komple aşağı doğru getirir. İşte devamlı olamayabilirsin. Akşam olur, gündüz olur, gece olur. Belli olmaz. Değerli izleyenler burada da binaların bazıları ayakta bazıları maalesef ağır hasarlı. İşte onlardan bir tanesi zaten belgeyi de asmışlar buraya. Erdal gel yavaş yavaş gösterelim buraları. Ağır hasarlı yine. Sancaklar Mezar Mahallesi'nde muhtarın yapmış olduğu tebligat. Yine bu şekil uyarılar var değerli izleyenler. Binaların durumları da Erdal size yavaş yavaş gösterir zaten. Zaten bu bina çok eskimiş değerli izleyenler. Şuradan anlıyoruz. Bakın bunlar ta ben çocukluğumda vardı bu elektrik su yazıları görüyor musunuz? Bunlar hatırlayanlar bilirler. Yani şimdi tabii bunlar yok. Evin ne kadar eski olduğunu anlatmak için anlatıyorum bunları. Bunlar çok eskilerde kullanılmış olan işte elektrik idaresinin, su idaresinin yapmış olduğu numaralandırmaydı. İşte elektriği kare yapmışlar, suyu üçgen yapmışlar. Burada da ilginç yazılar da var değerli izleyenler. Olmasaydı sonumuz böyle. Resmen deprem böyle bitmemeliydi. Dünya boştur. Evet. Heh, buyurun. Mahallede genelde hırsızlıklar oluyor. Bu gibi saçma sapan şeyler oluyor. Ne oldu orada? İki kere şu evin içinde yangın oldu efendim. Neden? Bilmiyorum ki işte. Kim yapıyor bunu belli mi? Belli değil. Gel Erdal bakalım. Evet değerli izleyenler görüyorsunuz binanın zaten dışından belli oluyor. Erdal ışını açabilir misin burada? Gel bak. Oo. Gel Erdal gel. Buralar hep yakmışlar değerli izleyenler. Genelde mahallede efendim bir de işte kombi olsun ondan sonra her bir şeyi çalıp getiriyorlar efendim. Artık kim yapıyor, kim ediyor bilmiyorum. İşte denk geldiniz mi? Çok mahallede çalmadık şey kalmadı yok, bir de. Yok hırsızlara denk geldiniz mi? Yok hırsızlar nereden denk geldim efendim? Hırsızlar işte her türlü yolunu buluyor. Gece mi geliyor, gündüz mü geliyor ne olduğu belli değil ki. Anladım. Binayı bu kendi kendine mi yakıyor, birileri mi yakıyor burayı? Bir kesin böyle çocuklar falan yakıyordur efendim. Anladım. Buradan güvenlik güçlerini uyaralım. Kaç kere geldiler ne yapsınlar? Ne kimin dediler? Ne olduğu belli değil ki. Öyle geliyorlar mi? Yukarı baktık. Hatta bir kapı açıktı. Güvenlik görevlisi dedi ki kapıyı kapat dedi. Kapıyı kapattık. Efendim yani bilmiyorum ki ne olduğu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Burada Erdal gel bak kimle karşılaştık. Mehmet kardeşim. Sağ ol teşekkür ederim. Mehmet Ataş değerli izleyenler. O da
bizim şirket bünyemizde Ersan Sigorta'nın sorumlu müdürü hem de şirket sahibi. Şöyle bir kenara geçelim. Burak ne yapıyorsun? İyisin inşallah. Teşekkürler. Sen nasılsın Mehmet? İyi, teşekkür ederim kardeşim. O zorlu süreçlerden sonra Malatya'ya döndük. Ya Burak döndük. İşte yani sadece şeyle uğraşmıyoruz. Yani depremle uğraşmıyoruz. İnsanlar şefkatli çocuk yetiştirmiyorlar. Maalesef. Ortada gördüğü gibi işte geliyor yakıyor burayı. Kim yakıyor beni? 15-16 yaşlarında 17 yaşlarında çocuklar. Anneleri babaları ne yaptıklarını bilmeyen insanlar. Geliyor burayı yakıyor. Biz bir gün yaktılar. Çağırdık itfaiye ekiplerini sağ olsunlar geldiler. Burayı yaptılar, çözdüler. Ertesi gün sabah tekrar öğleleyin bir daha yaktılar. Şimdi sıçrama şansı çok yüksek. İçeri komple tahta. Böyle bu şekilde yaşam çok zor. Metruk ya binalar çoğaldı. Yani böyle bu şekilde. Biz depremle mi mücadele edelim? İnsanlarla mı mücadele edelim? Neyle mücadele edelim bilmiyoruz. Yani ortada kaldık bildiğin. Yani hani gel dedik, evimize dönelim dedik. Evet döndük. Bir yürek işte çocuklarımızı getirdik. Şimdi mücadele çok zor. Aynen. Ya şu bina için ben valiliğe 50 kere başvuru yaptım. Bura yağmurda yıkılır. Kerpiç bina mı? Evet, yağmurda yıkılacak bakalım pozisyonda. Bakalım nerede, oraya da bakalım. Bakın orayı ben buraya, buraya bakalım. Ben buraya CİMER'e kadar şikayet ettim. Bak benim çocuklarımı getirdim ben buraya. Ben burada yaşıyorum. Bu mahallenin yerlisiyim. Malatya'nın yerlisiyim. Yani yerim yok, yurdum yok. Buranın çocuğuyum. Adam geliyor burada. 100 kere burayı valiliğe CİMER'e yazdım. Bak buradaki kolonlar ve kiremitten düşmeme şansı yok yani. Yani yıkıldı yıkılacak yani zaten. Yani buraya yazık. Bize de yazık yani. Biz canımız var ya, çocuğumuz var. Bak orada 5 ev geldi ben gelince. Burası geldi, orası geldi. Tam yaşam mücadelesi verelim diyoruz. Olmuyor böyle. Yani yaşayamıyoruz. Anladım. Bu evi ben ne yapayım şimdi? Yağmurda yıkılır ha burası. Aynen. Bak şuraya bakın ha, bak. Bak abi. Yağmurda yıkılacak seviyede. Bura bizim üstümüze yıkılabilir. Benim çocuğuma ya da illa birine bir şey mi olacak? Aynen değerli izleyenler, burası neresi? Sancaktar Mahallesi 6. sokak. Burada böyle metruk evler fazlasıyla oluşmaya başlamış. Özellikle kerpiç evler ve bu tarz eski evler gerçekten büyük tehlike arz ediyor. Mehmet seni yakalamışken şunu da sorayım. Evet. Sigorta işiyle uğraşıyorsun. Evet bu. DASK, işte evet, ev sigortaları, evet, onlar bunlar. Yani sigortanın her türlü evet, dalıyla uğraşıyorsun. Evet, ama şu anların en çok insanların merakla beklediği konu DASK olayı. Evet, şöyle bir... Aslında sosyal medyada görmeye başladım işte. DASK paranızı ikiye katlayacağız. Şu evet, olacak, bu olacak. Şu an bununla ilgili Mehmet, yani bu gerçek mi söylüyorlar? Doğru mu söylüyorlar? Yalan mı söylüyorlar? Anlamış değiliz. Şu an bir kaos var Burak. Bununla ilgili bir kaos var. Kimin ne yapacağı belli değil. Herkes hani bunu avukat kanalıyla temin edeceklerini söylüyorlar. Biz işte avukata verin. Ama ben güncellemeden önce yapılan poliçelerin, yani güncel deprem tarihinden sonra güncellenenlerin alacağını düşünmüyorum. Onu değil, bir zehil olay olmuştu Kasım ayında. Zehilden öncekiler için söylüyorlar bunu. Zehilden öncekiler için resmi olarak alan daha hiç kimseyi görmedim. Değil mi? Hani daha, bir kandırmaca var gibi yani geliyor bana ben, da. Yani ben daha alan görmedim. Ya bunu genelde profesyonel avukatlarla yürüsünler. Hani ben yaparım ederim değil de herkesin mutlaka aile avukatı var. Ya bir aile avukatıyla görüşsün. Ben bunu hukuksal yoldan alabilirim diyenle yapsınlar. Getirin alayım vesaire. Zaten ortam görüyorsun. Gergin. Herkes kendine bir yol bulmaya çalışıyor. Anladım. O yola girmesinler. Hukuki yoldan başvuru yapabilirler. Hepsinin hukuki kanalı açık yani. Anladım. Problem yok. Bu değerli bilgilerin için teşekkür ederim. Rica ederim Burak. Ne demek? Teşekkür ederim size. Sorumlu sıkıntınızı da dile getirdik. Yani evet buranın Burak çok sıkıntısı var. Bir an önce toparlanması gerekiyor değerli izleyenler. Burası neresi değerli izleyenler? Tekrar hatırlatıyorum. Sancaktar Mahallesi 6. sokak. Burada 3-4 tane bina hem ağır hasar hem de metruk bina haline dönüşmüş. Çocuklar gelip evdeki eşyaları yakıyorlar. Buradaki vatandaşlara huzursuzluk veriyorlar. Kesinlikle. Yine mahallenin hemen girişinde bir kablo kalmış. Kesinlikle. O kablo da ciddi sıkıntı oluşturuyor. Yüksek tonajlı bir araç girdiği zaman o kablo da kopacak gibi gözüküyor. Evet, evet. Yavaş yavaş aşağı inelim Mehmet. Hem sohbet edelim hem yavaş yavaş mahallemizin durumunu gösterelim vatandaşlarımıza. Sancaktar Mahallesi 6. sokaktayız. Burada bir abimiz bizi balkonda bekliyor. Yeni mi uyandın abi? Geçmiş olsun. Sağ ol. Deprem süresince neredeydiniz? Valla burada yok. Şirketteyiz. Zonguldak'tayız. Daha yeni geldik. Evet. Zonguldak'ın neresine gittiniz? Kilimli dedik. Kilimli. Ben sizi niye görmedim? Benim hanım da orada. Olabilir. Kim var? Zonguldak'ta kim var? Kızım var. Öyle mi? Ne iş yapıyor? Orada bir şirkette çalışıyor. Zer kocası. Orada çalışıyorlar. Buradan da Zonguldak'a selamlarımızı iletelim. Kilimli'ye, Muslu'ya, Çatalazlı'na herkese selamlarımızı iletelim. Evet. Kaç gündür evinizdesiniz? Valla bir ay 10 gün oldu geldim. Yani seçimden önce mi geldiniz, seçimden sonra mı geldiniz? Sonra geldim ben. Sonra geldiniz. Anladım. Geçmiş olsun. Peki gittiğiniz yerde size ilgi alaka nasıldı? Allah bin kere çok.
Allah razı olsun. Gerçekten biz de hanımı çocukları götürdüğüm zaman ben de aynı duyguları hissettim. Zonguldaklardan Allah razı olsun diyor. Gerçekten. Makamında, tüvete, belediye reisinde, herkese, kim olursa olsun. Aynen. Adam muhtar önüme girdi, getirdi taksiyle beni Ankara'ya indirdi. Tekrar bir daha taksisini aldı getirdi. Daha bundan iyisi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli izleyenler, bu arada şunu da belirteyim. Evet. Zonguldak Kilimli kaymakamı Malatyalı. Değerli bir hemşerimiz. Aha. İsmi tam aklıma gelmedi. Birazdan onu telefondan bakar söylerim. Necdet Bey. Akçadağlıymış kendisi. Düzeltelim hemen. Necdet Özdemir değerli izleyenler. Malatyalıymış. Buradan da çok çok selamlarımızı iletelim. Gittiğimizde beni de ağırladı sağ olsun. Makamını da ağırladı. Allah razı olsun. Onun da çok yardımları oldu. Hem aileme hem bana hem de oradaki Malatyalılara çok büyük yardımları oldu. Allah razı olsun. Evimize geldiler. Bize ev düşediler, verdiler. Burada 4 ay kaldık. İtabından iyisi, can sağlık. Aynen öyle. Ne yapalım? Bu birlik beraberliğimiz çok güzel. Allah razı olsun. Bu olaylara değerli izleyenler, yani büyük bir felaket yaşadık. Hala siyaset yapılıyor. Hala bu işten böyle, yani sosyal medyada görüyorum, kader yazıyorlar. Eyvallah, kader. Anladık, kader. Yapmayın, siyasi fikirleriniz için buradaki insanları üzmeyin. Biz de bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Kader diyorsunuz. Dalga geçermiş gibi. Kader. Nereye kadar kader kardeşim? Bugün bizim başımıza geldi. Yarın senin başına gelmeyeceği nereden biliyorsun? Türkiye deprem bölgesi. Ortada işte. Durum ortada. Malatya'nın yaşadığı durum ortada. Bu kader diyenleri de bir türlü anlamıyorum. Amcacığım çok geçmiş olsun. Ablam içeride. Seslik duymam ha. Ablama da selamlarımı ilet. Aynen. Kader Allah'ın verdiği bir çizgi bize. Tabii inanmış insanlarız. Çok şükür o kaderi de yaşamaya mecburuz. O kaderi güzelleştirmek de kötüleştirmek de bizim elimizde. Allah bir yol çizmiş. Gerisi de bizim elimizde değerli izleyenler. Buralarda fazla bir sıkıntı yok gibi Mehmet. Burak, evet, burada yok. İşte şöyle bir sıkıntımız var. Buradan sonra komple sıkıntılı Burak. Başlayacağız öyle mi? Şimdi. Erdal gel. Buralara buradan, ne olmuş böyle Mehmet? Sonra sıkıntı çok. Hatta yıkımlar da devam ediyor değil mi? Evet. Erdal gel şuraya bir göster. Görüyorsunuz değerli izleyenler. Burası da Fenerci Sokağı'ymış değerli izleyenler. Fenerci Sokağı'nda. Erdal yolun ortasına doğru gelirsen daha iyi çeker diye düşünüyorum internet. Kenarlardan gelme fazla. Duvar diplerine gittiğimiz zaman maalesef internet çekmiyor ve gösteremiyoruz. Erdal gel. Buralarda yıkımlar başlamış değerli izleyenler. Gel Erdal gel, bak burada yıkımlar devam ediyor. Burayı da iyi yakaladık. Burası yine Sancaklar Mahallesi oluyor değil mi? Burası Akpınar'ın devamı oluyor. Aslantepe'nin devamı mı burası? Kesinlikle. Ha. Buradan eskiler bilir Aslanlık Çeşme'ye kadar komple yıkılacak. Yıkılacak. Evet, şimdi çok kötüyüm. Şimdi evet aynen öyle. Şimdi süreç başladı. Aha. İşte bizim sıkıntımız var, artık gidip de gelemiyoruz normal. Yer kapandı. Kaldırmıyor araçlarımız da artık maalesef. Neyse, artık bir süre böyle idare edeceğiz artık. Yani ya biz onlara yakılmasın. Razıyız ona, evet. Yani binaları yakmasınlar. Aynen. Yani binaları yakmasınlar. Ağır hasarlı binalar bir an önce yıkılsın. Başka bir şey istemiyoruz değerli izleyenler. Yine sağlı sollu yine eski binaların durumu ortada değerli izleyenler. Malatya'nın eski yerleşim yerindesin. Aynen. Yani ilk mahallelerinden buralar. Tabii kesinlikle. Yani işte Sarıcıoğlu, Sancaklar, Sımapınarı, Niyazi Mahallesi. Evet. Buralar Malatya'nın ilk yerleşim yerleri değerli izleyenler. Devam edelim. İşte görüyorsunuz o makas. Canlı belki de yıkım anını ekranlarınıza getireceğiz değerli izleyenler. Bu Aslantepe Caddesi değil mi Mehmet burası? Yani aynen, bu aşağıda. Aynen öyle. Değerli izleyenler yön kaybı yaşıyoruz. O yüzden bilenlere soruyoruz öğrenelim, edelim. Aslanlı Çeşme'ye kadar gidiyor eski. Çeşme'ye kadar gidiyor orası. Akpınar Meydanı'na kadar gidiyor. Dümdüz gittiğin zaman tam meydandasın. Anladım. Erdoğan biz bu sokaklardan geçmiştik değil mi? Evet. Biz bu sokaklardan geçmiştik ama şu an değerli izleyenler görüyorsunuz. Enkaz halinde o bölgelere giremeyebiliriz. Şöyle ara yoldan çıkabiliriz. Operatör indi. Binanın durumu ortada değerli izleyenler. Demek bir kolonu kırdı. Evet. İndiremedi aşağıya. Yavaş yavaş bu binayı da... Ya buradaki bina sosyal medyalara çıktı Burak. Hangisiydi bu? Bu hani burayı yıkarken kendi kendine yıkılmıştı. Belki görmüştürsün. Ha. Burası direkt kendi kendine çöktü. O şey bir tane vardı. Altında market olan... Bir kişinin öldüğü bir yer vardı. O sokağa çıkan mı? O bir alt sokakta. Burak kendi kendine yıkıldı. Allah Allah. Aynen öyle. Şey, yıkılırken de yan binayı nasıl zarar vermiş? Tabii aynen. Buralar hep ağır hasarlı Burak. Buralar hep ağır hasarlı burada maalesef. Burada kontrollü gerek...
duymadılar yani. Gerek bile kalmamış. Aynen öyle, çünkü zaten sıkıntılı orası. Dün Mehmet, yani bir de herkes burada değerli izleyenler, yanlış anlaşılmasın, bunu her yayında da söylüyorum. İşte kasaptan müteahhit olursa, kayısıcıdan müteahhit olursa, maalesef, efendim söyleyeyim, marketçiden müteahhit olursa sonuçlar da bu şekil ortada. Ortada. Her şey ortada yani. Bostanbaşı, en basit örneği Bostanbaşı. Yani burada gidin bakın, oradaki değil, firma isimlerine bakın. Ya kasaptır, ya marketçidir, ya beyaz eşyacıdır. İşte bilmeyen insanların, parası çok olan insanların bu işlere girmesi maalesef bu şekilde sonuçları da ortaya çıkarabiliyor. Ki dün hemen bu yolun karşısında şeydeyiz, Şire Pazarı'ndayız. Şire Pazarı'nda biliyorsun hani köylülerin sattığı bir yer vardı Mehmet. Evet, evet. O iki katlı altı boş olan yer. Ya biz program çekimine gittik oraya yaklaşık bir buçuk ay önce. 6-7 tane kolonu kırıktı Mehmet. Evet. Orada bir tanesi Kayseri abimiz kalkmış diyor ki buranın hiçbir şey yoktu, bir kolonu vardı, güçlendirmeyle hayat kalırdı. Ya arkadaş, 6 tane kolonu kırık olan bir yer. Biraz mantığın varsa, biraz beynin çalışıyorsa yani bunu çözebilirsin. Niye yıktılar diyor. Ya sen Kayserici'sin. Sen git Kayseri'ni sat. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Allah'u. Yani anlaşılır gibi değil. Herkes her şey hakkında yorum yapıyor. Kesinlikle. Biz gözlemlerimizi anlatıyoruz Mehmet. Evet, ben demiyorum ki bu bina böyle yıkılır, şöyle yıkılır. Evet, i̇şte evet, dedim ki 3. kolonu kırmış ama yıkamamış. Aynen demek ki 100 kolonu kırmaya çalışıyor aynen adam. Öyle. Yorum yapıyoruz sadece. Evet. Evet. Muhtarımız geldi. Muhtarımız. Erdal gel. Bir, aslında gel. Biz oraya geçelim. Enkazların önünde devam edelim. Tanıyalım sizi muhtarım. Ben Ahmet Özpulat, Sancaklar Mahallesi muhtarı. Ahmet Özpulat, kaç dönemdir muhtarsınız muhtarım? Valla 60 yıldır buranın muhtarız, dededen gelme. Öyle mi? Babadan dededen gelme. Evet, bu da ilk dönem oluyor kameraya benim. Doğru dönelim. Mahallenizdeki durumu anlatır mısınız biraz? Vallahi, kameraya doğru konuşursanız daha iyi olur. Mahallemizdeki durum, hani mahallemizin %60'ı ağır hasarlı. Ağır, yani yıkık binamız pek olmadı ama ağır hasarlı binamız çok. Bunların yıkılırken işte bazı zor süreçler oluyor işte. Gördünüz orada ev 2 gündür yanıyor. Yani 2 gündür kimler yakıyor bilemiyoruz ama tinerciler, uyuşturucu tacirleri giriyor, evi tutuşturuyorlar. Ondan hariç işte ne bileyim yani yıkımlar var, yıkımlar kontrolsüz yapılıyor, yıkım bitiyor, enkaz kalkmıyor işte görüyorsunuz. Şurada köşedeki bina 4 gün önce yıkıldı. 4 gün önce yıkıldı, 4 yol ağzı hala enkazı kaldırmadılar. Da size gelirken aradım enkazı, kardeşim bunu kaldırın, burada insanlar yaşıyor. Yani insanların yaşam alanlarını bari kapatmayalım. Çok yavaş ilerliyor muhtarım ya. Ya çok yavaş ilerliyor. Yani şurada 6 tane binam yıkıldı. 6 tane binam 15 gündür bitiremediler. 15 gündür bitiremediler. Ki bu yol Aslantepe Caddesi buradan Selçuklu Mahallesi'nde efendime diyeyim Orduzu Eski Malatya'ya giden bir bağlantı yolu. Anladım. Yani bilmiyorum yani bunların kontrol mekanizması kimde, kim kontrol ediyor, nasıl olacak bilemiyorum ama. Size ne bilgi veriyorlar peki? Ya bize ne bilgi verirler? Dün yine aradım. Sağ olsun. Kimi arıyorsunuz peki? Ya bir vali, Burak Bey var, vali bey. Bu işlerle ilgileniyor. Hatta bu yerinde ayrılaşma olmayacak dedi. Enkazı burada kaldıracaksınız, alıp götüreceksiniz. Götürdüğünüz yerde enkazı kaldıracaksınız ki süreç ilerlesin. Millet yani... Ama sağ orta. Demir ayırışı. Aynen aynen, hala demir aydınlaşma devam ediyor. Ondan dolayı işte dediğim gibi 15 gündür buranın 4 tane binanın enkazı hala kaldırılamadı. Yani normalde bu ekiplerin görevi şu mu? Sadece yıkıp enkazı toplayıp enkaz alanına götürmek. Yani, bu şekilde ayrıştırma yapmak zorunda değil. Bize söylenen bu. Bize söylenen bu. Enkaz kaldırılacak. Bu bilgiyi kimden aldınız? Bunu Vali Bey söyledi bize. Vali Bey bizzat kendisi geldi. Dedi burada kesinlikle enkaz aydınlanmayacak. Götüreceksiniz. Götürdüğünüz yerde demirini mi ayırıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın ama buraları yıkıldığı an kaldırıp götürmeniz lazım demiş. O zaman bu yıkım şirketlerinin işgüzarlığı. Ya işte yıkım şirketlerinin mi yani bilmiyorum ya, zaten yıkım şirketini daha burada çok grader, daha çok şey olması gerekmiyor. Burada burada 4 tane taşeron firma var şu an. Bir firma alıyor. İşte ben alıyorum. Benden hariç 4 tane firmaya ihale ediyorum yani. Kime laf geçiyor anlayamıyorum yani. Burada peki şu an mesela bu yıkımlar esnasında valilikten, çevre şehircilikten yetkiler oluyor mu? Ya şimdi çevre şehircilikten var. Mesela şu maskeli kişiler çevre şehircilik. Onlar ne işte toz duman olmasın diye uğraşıyor. Vali Bey geliyor sağ olsun. Vali Bey'in hızıyla yani dün Vali Bey geldi, bura bayağı bir berbattı. Vali Bey'in talimatıyla dedi yani bugün 4'e kadar burada bir şey kalmasın. Dün yine topladılar biraz. Arazöz niye kullanmıyorlar sulama aracı?
Var var da dün bozuldu dediler arazöt. Ya işte bahane, tamam, bahane. Ya işte toplumuzun evet yani. En büyük şeyi bahane öğretmek. Çok aynen, güzel bahane aynen, üretiyoruz. Aynen, aynen. Yani bahaneyle işte günü geçirmeye çalışıyoruz. Aynen, aynen. Aynen efendim yani. Peki ne kadar sürede yıkılacakmış? Onunla ilgili bilgi geldi mi size? Valla efendim yani benim bu mahalleye 15 günde bu kadar ya bu bitiremezler ya. Ben yerel yönetimden yani hiç umudum yok yani. Hiç anladım. Umudum yok yani. Olmaz. Yani benim mahallem dediğim gibi %60 hasar almış. Daha bugüne kadar bir vekil, bir belediye, bir yetkili Malatya'dan yerel biri gelip de yani ne oldu, ne olacak, neyiniz var, neyiniz yok diye bir şey duymadık. Hiç kimse mi? Hiç kimse yok. Bir tane vali abimiz var sağ olsun o iki günde sadece? Bir geliyor, ilgileniyor, bakıyor, çıkıyor, gidiyor. Tabii o gittikten sonra yine arkası kiraz bahçesi yani. Yani şu caddem hakikaten Selçuklu Mahallesi yani bayağı büyük yapıların olduğu yerler. İnsanların buradan geçmesi lazım ama maalesef. Yani ondan hariç bir de elektriklerimiz yok. Gece yani insanlara sokak lambalarımız yok. Hadi onu da geçtik. Ya zaten o da ayrı bir sorun. Yani TEDAŞ ne iş yapıyor? Nasıl bir çalışması var? Ya anlamış değilim yani. Şu an herhalde Fırat Elektrik ilgileniyor değil mi burayla? Şimdi, ya Fırat Elektrik yetkililerine buradan seslenme Merdal. Şimdi bize bir dön. Bir dakika muhtarım. Değerli Fırat Elektrik yetkilileri. Yani ekibiniz mi az? Malzemeniz mi yok? Ne yani? Memlekete atom bombası düşmüş. Memlekette bir küçük kıyamet yaşanmış. Siz hala 4 ay geçmiş, yaklaşık 130 gün geçmiş. Hala sorunları çözememişsiniz. Şimdi benim burada bir bina yıktılar. 10 gün elektriksiz kaldık. Değil mi? Yani 10 gün elektrik alamadık. Mum bulamadık. Bak, bozuldu, tekrar bozuldu. Evet. Sular da buzdolaplarımız tekrar suda hepsi bayağı, bozuldu. Suda da mağduriyeti yaşandı bayağı. Ya sularda bayağı şöyle bir problem var. Yaşandı. Hani ana kaynakta problem olunca illaki gelen suya amena, suya amena dedik ama olabiliyor yani. Yani o elektriğin yanında o da yani o teknik bir şey değil sonuçta. Yani, o da yani ha. Tabii. Bugün elektrik hakikaten yani bir mağduriyet yaşadı. Hani o da şundan oluyor. Yani binalar çöküyor. Çöktüğü zaman trafoların üzerine çöküyor. Biz onu çökmeden yani binalar yıkılmadan önce TEDAŞ yetkililerine diyoruz. Gelin bunun tedbirini alın yani. Bunun tedbirini alın yani. Ama gelmiyor. Gelmedikleri zaman bina, işte buradaki köşedeki bina çöktü 10 gün galiba. 10 gün elektrik alamadık. İnan mum bulamadık. O sosyal yani, medyaya düşen bina. Burak. Evet. Ha, biliyorum biliyorum. Kendi kendine evet. Yıkılan bina. Kendi kendine üstüne yıkıldı. Bizim yani bütün buzdolabı malzemeleri çoğu insanın hepsi tekrar başa döndük yani. Bilgimiz. Evet. Her şey gitti. Tabii tabii. Bozuldu her o şey. O kadar her şey bir daha tekrar bozuldu. Anladım. Hani reisi mahalle karanlık. Muhtarım başkanımız geçen televizyonda burada mitik konuşmasında dedi ki enkazlarımızın çoğu bitti ama demek ki Cumhurbaşkanımıza da bunlar yanlış bilgi veriyorlar. Ya daha şöyle, Malatya'mızın büyük bir bilgi vermişlerdir. Yani depremde yıkılan binalar kaldırıldı bitti diye. Ha yoksa depremde yoksa ağır hasar alan şu binanın daha yıkımı bir gerçekleşmemiş. Şu anki gerçekleşmemiş. Daha yani şu 15 gündür burası yapılıyor diyorsunuz. 15 gündür 4 tane 5 tane binam yıkıldı burada ya. Burada camim vardı camim abi burada bir bina yıktılar. 4 tane şurada bina yıkıldı şu ekibin 15 gündür daha böyle. Yani. Muhtarım seçim sonrası daha doğrusu seçimden önce kaç nüfusunuz vardı? Efendim, şimdi, yani o oy kullanmaya evet. Gelen kaç kişi oldu mahallenizde? Şimdi bizim yaklaşık 2700 tane seçmenimiz vardı. Seçmen listesi geldiğinde bu seçmen listesi 1400'e ha millet nakil yaptırmış. Tabii nakil. Tabii o 1400 kişiden de 900-950 kişi geldi. Ha. Yani ondan da yani mahallenin eksik dörtte biri neredeyse dörtte gelmedi. Dörtte biri gelmedi. Gelmedi evet. Dörtte biri gelmiş daha doğrusu dörtte yani, biri gelmiş. Yani aynen öyle oldu efendim. Anladım. Aynen. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Yavaş yavaş gezelim muhtarım. Burası bayağı toz toprak olmaya başladı Erdal. Evet. Mahallenin diğer noktalarına doğru ilerleyelim istersen. Diğer ara sokaklara doğru. Gel oralardan da bakalım. Şey dediğim az bak şu tam. Ara sokaklara girdiğimiz zaman sıkıntı oluyor. Çekebildiği yerlere gideceğiz. Erdal da beni uyarıyor. O yüzden yavaş yavaş gidelim. Buradaki yıkımları siz vatandaşlara nasıl bildirdiniz? Nasıl efendim? Hak sahiplerine yıkımları bildirdiniz mi? Tabii şimdi önceden Çevre Şehircilik gelip bizi ilan ediyor. Yani diyor ki işte Fenerci Sokak 8, 10, 11 yıkılacak. Bizim mahallemizin WhatsApp grubu var. Bu WhatsApp grubundan tabii bilgi veriyoruz. İşte binanızda mesela örneğin şu bina ağır hasarlı. Bak gelip kağıt yapıştırdılar. Yaşam var mı burada? Yok şu an yok yani. Burada yaşam. Burada Suriyeliler oturuyordu. Gittiler daha gelmediler bunlar yani. Anladım.
Değerli bak canım. Bu binam yine öyle. Bu da orta hasarlı. Bu orta hasarlı. Orta hasarlı. Ne düşünüyorsun peki apartman sahibi? Valla bu orta hasarlı. Diğer orta hasarlı. Hani bunlar da ayrı bir sorun. Değil mi? Hani şimdi orta hasarlılar, o zaman bakanımız açıkladı, orta hasarlı diye bir şey yok. Hepsi yıkılacak dediler. Hı-hı. Ondan sonra orta hasarlılar güçlendirme olacak. İnsanlar bir de öyle kafası karıştı. Aynen öyle. Bir de öyle kafası karıştı. Netleşen bir şey de yok ortada. Yok, hiçbir şey yok yani. Şu an netleşen tek şey ağır hasarlarının yıkımları. Başka da bir sorun yok herhalde yani. Herhalde bu süreçten sonra da ona göre de bakacaklar ona da. Evet. Şu ağır hasarları da bir ortadan kaldıralım evet, diyorlar evet, herhalde. Onu geçen belediye başkanımızla Selahattin Bey'le görüştük. Daha tam bir net bilgi yok dedi. Kimle görüşürüz abi? Selahattin başkanımızla, belediye başkanımızla. Da o ağır orta hasarlar ne olacak diye. Ya yereli yöneticilere düzgün bilgi verilmiyor muhtarım işte, yani. Efendim şimdi bak. Belediye başkanına bilgi vermeleri gereken, işte belediye başkanı da kararsız kalıyor. Şimdi. Ne diyeceğini bilmiyor çünkü çevre şehircilik yetkisinde bunlar. Şimdi ben geçen toplantıda söyledim. Çevre şehircilik, AFAD, belediye muhtarlara bilgi vermiş olsa bize gelen vatandaşları biz de ona göre kurumlara yönlendirmeyiz. AFAD'ın önüne gidin, ana baba günü. Çevre şehircinin önüne gidin, ana baba günü. Çevre şehircilik bize işte en azından şu ağır hasarlar yıkılacak, orta hasarlar yıkılacak, yıkılmayacak diye bilgi verse biz de insanlara bilgi veririz. Kurumların önlerine dolum olmaz. Geçmiş olsun. Tadilat mı yapıyorsunuz? Binanın durumu nasıl? Bu bina iyi. Orta hasar mı, az hasar mı buraya? Az hasarlı. Az hasarlı. Evet. Yaşam devam ediyor mu canım burada? Evet. Siz kaçıncı katta oturuyorsunuz? Dördüncü katta. Ne zaman geldiniz? Ne zaman geldik? Bir ay oluyor yani. Bir ay oldu. Yeni geldik yani. Yeni geldiniz. Neredeydiniz? Trabzon'daydık. Trabzon'da hayırdır? Akrabalar mı vardı? Evet, akrabalar vardı. Ablamın eşi vardı. O yüzden oraya gittik biz de. Ne, orada o zaman tek üç ay bir amaçlı. Üç ay mı orada kaldınız? Evet. Üç ay evde kaldık. Bir ay boyunca da buraya geldik işte. Anladım. Anne baba? Her şey burada. Ailecek geldik buraya. Kaç kişi yaşıyorsunuz orada? 6. 6 kişi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Babana selamlarımızı iletirsin. Allah razı olsun. Devam edelim. Sağ ol. Sizlere de kolay gelsin usta. Geçmiş olsun. Tadilatlar da bir yandan devam ediyor muhtarım. Aynen efendim. Ya ne yapsın millet işte. Evi yok, barkı yok. Bir şekilde evine girmeye çalışıyor. Az hasarlı olsa. Gördüğünüz bina. Erdal bu tarafa dön. Erdal bu tarafa. Sola dön. İşte şu gördüğünüz bina. 3-4 gün oldu yıktılar. Bak demin size gelirken aradım. Ya dedim gelin bunu kaldırın. Bak hem buradan sokağa kapatmışlar, hem buradan kapatmışlar. Aynen, burada yaşam var. O tarafta insanlar yaşıyor, o tarafta insanlar yaşıyor. Yani işte o gün yangın oldu işte. En basit yangın oldu. İtfaiye gidemedi. İtfaiye üstten geldi olmadı, buradan geldi olmadı. Yani Allah'tan büyük bir yangın yoktu da yetişti yani. Aynen. Erdal şuraya doğru geçelim, şurayı da bir gösterelim gel. Burada yine hurdacılar bir şeyler yapıyorlar ama bunlar kim nereli bilmiyoruz. Bunlar genelde Antepliler. Merhabalar, kolay gelsin. Siz nerelisiniz? Suriyeli. Suriyeli? Evet. Nereden geldiniz buraya? Valla hurda topluyor, plastik topluyor, hak yemek. Nereden buraya geldiniz? Malatya'da mıydınız? Evet, Malatya'da. Melek Baba oturuyor. Melek Baba'da oturuyorsunuz. Evet. Anladım. Hurda toplamak yasak biliyorsunuz ama değil mi? Vallahi işte ama az makas yok. Ama yasak ama. Yasak ama. Bu yaptığınız yasal bir şey değil. Ama hak yemek sen, hak yemek sen. Çocuk, 10 tane çocuk var. Tamam, ana baba yok. Bir sürü iş var. Hayır iş bizim yok bu işte. Adam orada var dedi ki kara topluyor yani. Bu yaptığınız şey ama. Tamam. Doğru bir şey değil. Onu tamam ben gidiyor ben. Tamam yani burayı şey yapma yani. Enkazlar neyse ağır hasarlı binalara giriyorlar efendim. Yani, ağır hasarlı binalar daha tehlikeli. Perişan bu ne vallahi hak yemek sen derdin. Tamam perişansınız. Herkes perişan. Malatya'da yani, herkes perişan. Yani bak yani burada demir çok var ya ben karışma yani ama az topluyor bas. Az topluyor bu. Azı çoku yok. Yani bu şu an çalmaya giriyor. Yani burada sizin hakkınız yok. Hırsızlığın azı çoğu olmaz. Tamam bak şimdi gidiyor tamam. Tamam. Yani tamam. Böyle bir şey olmaz yani hırsızın azı çok olur mu? Tamam. Burası vatandaşın malı, devletin bu. Şu an aldınız o demir devletin evden biri. Ha, tamam ben alamadım ha. İster al ister alma senin vicdanına tamam, bırakmışım. Ben almadım. Yani elhamdülillah Müslümanız dinimizde de böyle bir şey yok. Hırsızlık haram. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Sancaklar Mahallesi'nde. Oradan hocam geçmemiz sıkıntılı olur. Tamam. Burada da başka bir binamız. Bu Fenerci Sokağı 20 numaralı bina değerli izleyenler. Maalesef bu binamızda ağır hasar almış ve gördüğünüz üzere boşaltılmış. Mahalleniz çok güzelmiş muhtarım ya. Efendim mahallemiz iyi. Mahallemiz hakikaten çok, böyle yeşillikler şeyler. Çok eski bir mahalle olmuş. TVG ağaçları. Selamünaleyküm. Yani. Geçmiş olsun. Siz niye bekliyorsunuz abi? Burada biraz tamirat var ya. Tamirat var. Aynen. Tamirat işleri nasıl gidiyor Malatya'da?
Yo valla tamirat işi çok. Yevmiye ne kadar şu an? Valla yevmiye 800 ile 1000 arası değişiyor. 800 ile 1000 arası değişiyor. Genelde yaptığınız ne peki tamiratlarda? Çatı. Çatı. Peki bir çatının maliyeti ne tutuyor ortalama? Valla çatıya göre. Büyüklüğüne göre mi değişiyor? Yani, mesela bu böyle bir çatı neye mal oluyor? Abi 120'den tut 500 liraya kadar çatı. 500 liraya kadar. Aynen. Anladım. Siz buradan mısınız? Malatyalı mısınız? Hayır, Malatyalıyım. Malatyalısınız, anladım. Dışarıdan geldiniz mi diye sormak istemiştim. İyi, ben Malatyalıyım. Anladım. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. Sağ ol, süreçte sizlere de ihtiyaç var. Usta bulmakta zorlanıyor herkes çünkü. Maalesef ustalarımız da fırsata çevirdi bu konuları. O ya o dağılır. Çok ayrı bir şey yani. Düne evet. Kadar 300'e 500'e çalışan aynen, adamlar aynen, şu an 1500'den aşağı para istemiyorlar. Allah yani Allah ev sahiplerini de ıslah etsin. Amin. Yani bu fazla fahiş fiyat İsteyenleri de ıslah etsin. Aynen. Ne diyelim? Efendim, diyecek başka bir şey yok. Şurayı görüyor musunuz efendim? Bak şu binayı. He, bak üç kere bilgi verdim oraya. Şu bina Sivas Caddesi mi? Arkası? Orası Sivas Caddesi. Ha, evet. Bak orası da boşaltmış herhalde. Hayır, camı iki tane tuğla tutuyor. Kafasına düşmesi an meselesi. Dört kere bilgi verdim. Dedim ki bak bu böyle böyle ama yok yani. Yani, sökerken mi olmuş bu? Hayır, depremde patladı bu. Depremde patladı. Ki bunlar her sarsıntıdan sonra tökülen molozları yani. O da yavaş yavaş geldi herhalde. Aynen işte bak işte iki tane tuğla tutuyor. Aha. Buralarda da bayağı sıkıntılı yerler evet. Var Erdal. Geliyor musun? Heh, yavaşladım gel. Gel Erdal. Gazi Apartmanı'ymış değerli izleyenler. Yetkililere buradan seslenelim. Burası Sancaklar Mahallesi hangi sokak oluyor bu tarafa? Efendim? Derman Sokak değerli izleyenler. Gazi Apartmanı'nı şu köşeyi görüyorsunuz. Pencere sadece tutmuş yani o kadar duruyor yani havada. İki tane tuğla o şekilde alttan destek olmuş. Yani, bir düşse onlar da gidecekler. Yani depremden sonra tökülenler yani. Bu yani molozlar sonradan sarsıntılardan gelenler. Anladım. Kimse çıkmaya da korkuyor millet ki orayı yıkmaya çalışsın diye. Hırsızdan başka herkes çıkıyor efendim. Oraya çıktığımda yardım ettiler. Biraz yardım ettim de yukarıdan yıkılması risk. Ne olacağı da normal. Çatı belki kendini bırakır. Devam ediyoruz değerli izleyenler. Derman Sokak mıydı? Derman Sokak. Derman Sokak'ta da birçok binamız maalesef değerli izleyenler ağır hasarlı. Görüyorsunuz. Ağır hasarlı efendim. Bunlar da ama bayağı eskiden muhtarım. Tabii bunlar yığma bina. Yığma bina. Bak bu yığma bina. En kötü 40 yıllık vardır herhalde. Var yani 35-40 yıllık binalarımız çünkü var. Çünkü tuğlalardan şu kiremitlerden anlıyoruz değil mi? Yani ya, çok eski oldu zaten buradan belli değerli izleyenler. Yığma bina. Aynen yığma bina. Kolonsuz oluyor değil mi bu muhtarım bunlar? Kolonsuz oluyor tabii bunlar. Tamam. Kolonsuz oluyor. Ama bayağı şey örmüşler, kalın örmüşler. Evet. Ki zaten bina düzgün tutsun diye. Bu yığma binalarda yani yetkililer de genelde patlamalar olur dedi. Bunların tabloları hep bu kolonların üzerindedir. Tabii ondan üzerinde. Çok tehlikelidir yani. Aynen öyle. Ama Allah yine, korusun tost. Ama yine de içine girdiler musluklarına kadar, peteklerine kadar söktüler. Söktüler. Depremin ilk günleri 10-15 tane aile aradı beni. Ya muhtarım evimizin anahtarını verelim de biz gelmiyoruz artık eşyaları da dağıt. Allah yani onu hayrımıza dağıt. Ha. Ya ondan sonra misal bak burada bir aile aradı anahtarı vereyim dedi. Muhtarım eşyalarımı dağıt. İstanbul'dayım gelmeyeceğim dedi. Erdal sen nerede? 4 gün sonra işte kim girecek yani ağır hasarlı bina. Aradan 10-15 gün sonra geldim baktım evde eşya kalmamış. Hırsızlar götürmüş. Hırsızlar gelmiş götürmüş. Adam geçen geldi girdim muhtarım diye eve çıktım diye hiçbir şeyim yok diye. Amca gel. Sen yakışıklı birisini buldum gel buraya. Seninle de muhabbet edelim. Ne diyecek kulum? Saçların ne güzel olmuş. Ay sağ olasın. Yaş kaç? Teşekkür ederim. 69'a girecek inşallah. Allah maşallah. Allah tamam, ömürler versin. Inşallah. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben ileride oturuyorum az. İleride oturuyorsunuz. Hı-hı. Durum nasıl evinizin? Evin durumu az hasarlı. Az hasarlı. Ne evet. Zaman geldiniz Malatya'da? Ayrıldınız mı hayatta hiç? Ayrıldık. Çocukları götürdük. Dışarılara bıraktık. İstanbul, İzmir, Kayseri, Ankara. Süründük. Dolanmadık, süründük. Bir çadır bulamadım. Çocuklarım darmadağın oldu. Değil mi? He. Bir çadır. O süreçte çok şeyler yaşadık biz ya. Yani bir çadır. O kadar söyledim. Bir çadır vermediler. Çocuklarımın hepsi bir yere gitti. Şimdi niye alamadı muhtarım? Sizden ya sorarım. Ondan alakası yok. Yani bizim yok, muhtarımız başka. Ya sizin muhtarınız kim? Hangi mahalle? Yukarıdaki. İsmi ne mahallenin? Tekele Uçbağlar Mahallesi. Uçbağlar Mahallesi muhtarı. Ha. Muhtara söylediniz peki? Muhtara da söyledim. İki sefer kaymakamlığa da direkt telefonla 112'den ricat ettim. Ha. En sonunda kendim gittim. Ve yine de alamadım. Hala vermediler. En son bizim muhtarla bir yere gittik, bir adamın yanına götürdü, bilmiyorum kim. Müdürüm dedi, gittik yanına. Dedim kardeşim öyle böyle, bana bir çadır lazım. Çocuklarım gelmiyor yanıma ya. Korkuyorlar.
çadır bir umut onlar için. Tabii. He. Adam dedi tamam git dedi alacaksın dedi. Çadırı verdiler. Aldım fotoğrafını çektim. Çocuklara gönderdim. Hanım çıktı yanıma geldi. Korkuyor gelmiyor. Çadır bir umut. Tabii. Yok. Burada sağ olasın. Burada muhtarım bazen orada yemek getiriyorlar. Burada yemek vermiyorlar. Orada geliyorlar yanımızdan geçiyorlar. Yemek vermiyorlar arkadaş. İlham gelip burada alacaksın. Belli. Orada da 50 kişi var, burada da 40-50 kişi var. Sen muhtarım dağıt, biliyorsun. Dağıtacak kimse olmadığından yani, ben üstlendim ve o zaman yani, ben dağıttım evet yemeği. Geçmiş olsun. Sağ olasın, Allah razı olsun. Çok şükür sağlığınız, sıhhatiniz yerinde. Çok şükür, çok şükür. Allah daha darda olanlara yardım etsin. Amin, bizim durumumuz amin. Çok iyi. Aynen öyle. Ama ve lakin çok sıkıntılı olanlar var yani. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Devam edelim Erdal. Ha, burası da şeye çıkan yol değil mi? Sivas Caddesi'ne çıkan yol. Erdal burayı da gösterin. İşte görüyorsunuz değerli izleyenler. Yani Sivas Caddesi bu hale gelmiş. Evet, yani boşluğu görüyor musunuz? Kanal boyu gözüküyor karşıdan. Karşısı kanal boyu değerli izleyenler. Kanal boyu. Depremde ilk çöken binalarımız iki tane oradaydı. O ilk saatte yani çöken. Tabii orada 30-35 tane vefat oldu tabii yani. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet amin, olsun. Amin amin inşallah. Yani çok acı kayıplarımız evet, var. Evet aynen. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Amin amin efendim. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Amin efendim. Zor günler. Zor günler evet. Hala da o zor günlerin etkisi devam ediyor aynen. İşte. Görüyorsunuz değerli izleyenler. Aynen. Binaların durumu ortada. Yani şurada da bir yazı yazmışlar muhtarım. Hikayemiz bitmedi Malatya. Bitmedi de işte. Evet. Daha çok yazacak hikaye var ama işte bir an önce şu işlerin de hızlanması gerekiyor hikaye yazılması için. Efendim. Yoksa bu rezilliğin yok, hikayesi yok, olmaz. Yok efendim, yok. Hakikaten zor günler çok yaşıyoruz. Çok zor günler yaşıyoruz. İşte görüyorsun. Bu caddelerdeki yıkımlar ne zaman başlayacak muhtarım? Bilginiz var mı? Mesela efendim, şu karşı binalar falan. Sivas Caddesi'nde daha herhangi bir yıkım olmadı. Sivas Caddesi'nde sadece o deprem günü yıkılan binaların enkazları kalktı. Tehlike arz eden binalar yıkıldı, temizlendi. Hani diğer Sivas Caddesi'nde de yani sağlam bina yok gibi. Aynen öyle. Çok ağır hasarlı bina var. Öyle. Sadece birkaç tane yeni yapılmış binalar herhalde evet, aynen. Olacak. Şimdi geçen benim bir binamın ağır hasarlı yıkım kararı geldi. Ben WhatsApp durumundan attım. Yani bu dediğim 20 gün önce. Çevre Şehircilik dedi bu bina yıkılacak. Yani muhtarım bilginiz olsun. Biz mahalle ev sahiplerine dedik. Binanız yıkılacak. Yani 25 gün oldu. Daha hala gelen giden hala yok yani. Gelmiyor. Aynen. Erdal gel şu ara sokağa da girelim. Şuralarda bir gösterelim. Bakalım durum nasılmış. Yavaş yavaş dön sen gel bizle beraber. Burada da o yıkımın son noktası muhtarım burası evet, da. Evet burası aynen Erdal Bey. Burada da bu tarafta da sağlam binamız yok. Bu da ağır hasar. Bu da ağır hasar. Gerçi bu da yığma bina. Aynen. Bu da çok eski binalar. Evet bunlar ilk binalar muhtarım yani. Muhtarım işte bunları anlıyoruz. Hadi eski binalar. 40 yıllık 50 yıllık evet. Binalar. Yani bu, öyle bir deprem yaşamadık ki. Siz de yaşadınız aynı yani, deprem. Yani, biz de yaşadık. Yani. Gündüz depremi, gece depremi. Yani o evler ne hale geldi. Ama bak burada yeni yapılmış bir binamız. Evet, çok şükür. Kaya gibi diyelim yani derzine. Maşallah Allah esirgesin. Ayakta herhalde yaşamına devam ediyor değil mi muhtarım? Münir Bey'in Münir Ölmez Sokaklar Nevi. Öyle mi? Münir Bey'lerin. Münir Bey'e de buradan evet, selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı iletelim. Kızı evet, milletvekili oldu AK Parti'den. Onun eviymiş derli izleyenler. Ben yeni öğrendim şimdi Münir Bey'in evin olduğunu. Evet, onlara da sağlık sıhhat diyelim, dileyelim. Devam edelim yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Binaların durumu ortada hepsine zaten ağır hasarlı evet. İbaresi asılmış. Bunlar hep Çevre Şehircilik aslında muhtarım. Tabii tabii bunların hepsinin Çevre Şehircilik. Bu bina? Bu bina da ağır hasarlı. Bu bina yani da ağır hasarlı. Yani bu da yeni olmasına rağmen bu da işte ağır iyi yapılmayınca. Yaşlı, aynen efendim. İyi yapılmayınca aynen. Bu şekilde. Bu tek katlarda ne oldu böyle muhtarım? Bunlar da hep patlamış görüyor musunuz? Bu yığma binalarda. Sorunlar oluyormuş. Aslında ne kadar içeri. Tatlı, ne kadar şirin bir mahalleydi burası. Evet. Hakikaten yani görsel anlamda da güzeldi yani ama işte. Şu an en güvenli evler yani tek katlar diyoruz ama işte bunlar da eski yapı olmasından eski yapı mı? Için. Evet yani. Maalesef da durum dün, bu. Evet. Dün tuğlalarını söktüler. Artık neyse tuğlalarını söktüler buranın belki da. Belki bir yere götürüp takacaklar. İşte yani evet. Anladım. Burası Uçbağlar Mahallesi oluyormuş bu tarafa. Şimdi efendim mahallenin bu tarafı Sancaklar, bu tarafı Uçbağlar. Bir de böyle karışık şeyler var yani. Anladım. Sokaklar bölmüş mahallede. Aynen. Nasıl olmuşsa. Yine başka bir binamız değerli izleyenler. Bu evet. Da Uçbağlar tarafına burada, düşüyor. Burada yığma bina. Yığma bina. Maalesef ağır hasarlı. Ya normal. Ben bunlara hiç şey yapmıyorum yani. Bu binaların bu kadar ağır hasar alması çok normal. İşte yani. Sıfır binaların. İşte bir Bostanbaşı'nı görüyorsun muhtarım. Aynen evet onlar bile. Yani ne hale gelmiş ya. Evet.
Hicret Apartmanı değerli izleyenler, görüyorsunuz bu apartmanımızda. Bitişik nizamı da zararları da muhtarım. Domin etkisi ona vura 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 yani vura vura evet, vura. Evet. Bütün binalar birbirinin içine girdi neredeyse. Çoğu bina da değerli izleyenler, bu bitişik nizamlarda salon öbür salona birleşmiş. Mutfak mutfakla birleşmiş. Yani o kadar ki. Aynen. Şimdi bazen komşularla duruyoruz. Ya komşu diyor, senin binan bana vura vura patlattı. Benim binamda bir şey yoktu diyor. Hani böyle bir de artık kendi aralarında küçük tartışmalar. Akşam diye sabah diye güm 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 vurdu. Senin binan diye sanki yıkılacaktı binamız. Bu türlü konuşmalara da şahit oluyoruz tabii insanlar. Devam ediyoruz yine. Sol tarafımızda neymiş? Rüştüoğlu Apartmanı. 1987 değerli izleyenler, yapım yılı. İşte böyle, keşke böyle binaların üzerlerine yazsalar bilirdik. Yani aynen, kaç yıllık yaşında olduğunu. Doğru. Bu da yaklaşık 36 yaşındaki bir bina maalesef ağır hasar almış. Ama yanında hemen Akçin Apartmanı var değerli izleyenler. 2012. İnşallah bu bina yıkılırken buna bir zarar gelmez. Tek temennim o yani. Ağır hasarlı binaların yanında az hasarlı binalar da var değerli izleyenler. Aynen. Bu bina az hasarlı. Bu az hasarlı, bu iki taraf ağır hasarlı. Ağır hasarlı. Şimdi buradaki vatandaşlar bekliyor ki bu bina yıkılsın, eve girelim. Hatta dün vali bey geldiğinde vali beye de ilettiler. Sayın valim, burayı bir an önce yıktırın ki biz evimize girelim diye. Yani korkuyorlar insanlar. Tabii yani canım, bir de bu sorunlar var. Evet. Burada bizim sosyal testlerimiz. Sosyal testler. Evet. Burada ne yapıyorsunuz mutlarım? Erdal. Vallahi efendim, burayı ilk zamanlar bizim taziye evimizdi. Ondan sonra belediye bir İHA diye bir kuruma verdi. İHA'ya evet. Deprem günü burada 250-300 kişiyi barındırdık. Öyle mi? Tabii burada yedirdik, içirdik, yatırdık yani. Koruma merkezi, kurtarma merkezi gibi bir şey oldu. Aynen. Çok faydası oldu yani. Hem de sıcak olmasından dolayı biliyorsunuz o zaman hava da soğuktu. Çok soğuktu ya. Burada doğalgaz falan var mı tabii? Var, doğalgaz var. Her şey var yani. Var, doğalgazımız, her şeyimiz var. Yemek falan ihtiyaçları da burada giderilmiştir büyük ihtimal. Sağ olsun o Van'dan gelen ekipler vardı işte. Kızılay gönderiyordu yani Allah razı olsun. Van'a da bir ayrı ekip açalım. Ya, yani evet, ayrı bir parantez açalım. Evet, hakikaten evet. Vanlıların Malatya yemeği çok. Allah razı olsun. Binlerce razı olsun. Van'dan, Elazığ'dan öyle yani. Elazığ'lı hemşehrilerimizden de Allah evet, bir kere razı evet, olsun. Hakikaten evet. Oradan da çok büyük destekler gördük. En yani bize ilk ekmeği suyu getiren Elazığ'da evet, Elazığ işler rast gelsin. Bütün fırınlar değerli izleyenler, o depremin ilk günü hepsi Malatya'ya çalışmış. Hepsinden evet. Allah bin kere razı olsun. Doğru. Bütün Elazığlı hemşehrilerimizden. Bir elmanın iki yarısı diyoruz ya. Aynen. Elazığ, Malatya. İşte hakikaten o şekil. Futboldan dolayı biraz gerginlik golü de artık. O da gençler, onlar aynen. Gençler. Bizim kültürümüz, toprağımız, suyumuz, her şeyimiz aynı Elazığ'da. Yani bir sıkıntı yok. Bak görüyor musun efendim? Yine aynen demir ağrış. Ayrışmaya devam ediyorlar. Evet. Ha, bu da işi yavaşlatıyor tabii ki. Evet, bak orada yine su patlamış. Maske yetkililerini buradan uyaralım. Gelsin yani, baksın oraya. Ya efendim, maskeyi boşver. Elektriğimiz patladı. Buyurun gelin göstereyim. Bak. Gelsin en azından toparlasın. Yani, söyleyelim yine. Elektriğimiz burada, bina çöktü, trafo patladı. Üstüne çöktü. Bu iki trafo mu vardı burada? Hem bak buradaki trafo, öbür trafonun üzerine bina çöktü. 10 gün elektriksiz kaldık. Bu mahalle komple elektriksiz evet, kaldı. Evet. Allah razı olsun TEDAŞ'ta. Çok güzel insanlar vardı. Osman abim var. Geldi. Enkaz kaldırı kalmaz. Hemen trafoları yeni yaptılar. Bak bununla onu yeni yap. Dün yine ona bak. Patladı. Görüyor musun? Yine düştü. Anladım. Allah'tan kablolar kopmadı. Daha şu an tehlike arz ediyor ama bak dün oraya yine. Oraya gidelim hemen. Tabii bakalım durum nasılmış. İşte bir de Erdal. Şunları da bir göster ki. Değerli izleyenler, böyle enkaz sonrasında ayrışma yapmışlar. İşte bu da işi uzatıyor. Bayağı da geciktiriyordu muhtarım demesiyle. Evet, evet. Haklı çünkü demesiyle değil, görünen bir gerçek bu. Aynen. Yani devlet herhalde diyor ki bunu alın götürün hemen. Ya burada, ama burada götürmüyorlar, tabii, daha ayrışırıp ondan sonra götürüyorlar. Götürün evet, burada ayrılaşma yapmayın diyor. Vallahi ilginç şeyler oluyor muhtarım ya. Yani evet. Sonuçta bunların hepsi Beytülmal. Buna yani, bile göz dikilmiş. Yani devletin malı. Yeni iflah olmuyor, olmaz da. Olmayacak da. Olmaz da. Yani bu peygamberin dedi. De emri, kitabın da emri. Yapmayın abi şu işleri ya. Yine şurada dediğin trafo bu değil mi muhtarım? Ya bunu yeni yaptırdık. Ha bunu yeni yaptınız ama yıkımda yine gitti. Sulama aracı Tomo değdi, yine patlattı. Neyse Allah'tan kabloları koparmamış, idare ediyor herhalde. Evet yani işte dün bunun başına nöbet bekliyordum ki. Bir şey olmaya. Bir çalışma vardı, bir şey olmasın ki. Daha yüzümüz yok ki dedaşa diyelim gelin. Aynen. Adamların. Erdal gösteriyor musun? Buradan da gel Erdal. Şu Aslantepe Caddesi'ni gösterelim. Buradan gözüküyormuş. Gel. En azından gösterebildiğimiz evet. Kadar gösterelim. Biz buraları değerli izleyenler gezmiştik hatırlarsınız. O hani bina daha doğrusu binadan
pencere sökülürken bir bina çökmüş şu arada. Evet, evet. Ara sokakta. Bizim mahallede kişi rahmetli olmuştu orada. Bir kişinin evet. rahmetli oldu evet. Orada ondan sonraki gün gelmiştik. Buralar gerçekten çok kötüydü. Hala zaten evet, kötü de. Ya buradan Akpınar'a kadar sağlam bina yok yani. Yani 4 tane 5 tane bina var. Çok yani, nadir. Evet çok 4 nadir. Tane bina var. O da birkaç tane herhalde yeni yapılanlar var. Evet, aynen aynen yeni yapılan binalar onlar, var. Onlar evet. ayakta kalmış da işte korku mu? Yani sağa sola yıkılacak o binalara inşallah bir şey evet. olmaz. Bak bu tarafta 4 tane 5 tane yeni yapılan binalar var. Yani bu taraf cennet şimdi bize aynen. cennet geliyor yani. Ama burası cehennem. Evet. Erdal ekranlarınıza getiriyor değerli izleyenler. Sancaktar Mahallesi'ndeyiz. Burası da Erdal'ın gösterdiği yerde değerli izleyenler. Aslantepe Caddesi'nin sonlarına doğru diyelim. Son noktaları buralar. Hemen karşı taraf Şire Pazarı. İşte yeni binalar sapasağlam ayakta kalıyor muhtarım. Ama yanındaki binaları görüyor musunuz? Erdal gösteriyor. İş makinesinin çalıştığı yerin hemen sağ tarafında. Maalesef o binalarımızın hepsi ağır hasarlı ve yıkılacak. Bir şekilde kaldırsın ama şu işler biraz daha hızlansın. Yani efendim. Biz buranın yıkılacağından bile şüpheliydik ama şey yıkılmaya başlamış muhtarım. Yine şanslısınız siz. Diğer daha Sarıcıoğlu duruyor. Efendime söyleyeyim Çavuşoğlu duruyor. Niyazi duruyor. Niye duruyor ama efendim duruyor. Yani niye duruyor yani? Niye başlamıyor ya yani? Dün, bu, aslında muhtarım yani. Senin de kulağına gelmiş bu evet. ihtimal. Yıkım ekipleri şey yapmışlar. Şöyle bir sıkıntıları varmış. Hani bunlara hep bitişik nizam ya. Bisiklet nizamı yapıldığı zaman sağlam binanın yanında yıkım yaptıkları zaman sağlam bina da illaki zarar veriyor. Sağlam bina sahipleri de mahkemeye veriyor. Mahkemeye verdikleri için de bu yıkım firmaları şeylere katılmak istemiyorlarmış. İhalelere katılmak aynen. istemiyorlarmış. Öyle bir sıkıntı da yaşıyor evet, Malatya aslında şu an. Şey bak şuradaki o tek katlı binam sağlam. O iki tane sağ solu hep ağır hasarlı. Yıkımcılar ondan giremiyor ya. Değil mi? Evet. Yani biz ev sahibini aradık birinci kat, o tek katlı ev. Ya böyle böyle dedik yani yıkım olacak dedik. Ya dedi artık ne yapalım? Ama dedi ben hakkımı ararım. Yani en önce dedi tamam yıkılsın dedi. Ben de yıktıracağım. Sonra döndü dedi ki ben de hakkım var. Bu sefer ora bekledi. Bak iki tane binam duruyor orada. Yıkım yapamadık da orada. Evet. Anladım. Çok geçmiş olsun. Artık hava da iyice sıcaklaşmaya başladı. Yayınımızı toparlayalım Erdal. Değerli izleyenler Sancaktar Mahallesi'ndeydik bugün. Ara sokaklardaki durumu gösterdik. İşte yakılan binaları, hırsızlık olaylarını anlattık. Binalardaki o hasarların vatandaşa verebileceği sıkıntıları anlattık. Burası da Aslantepe Caddesi. Yine muhtarım burası sana mı bağlı? Tabii bana bağlı. Burası da Sancaklar Mahallesi'ne bağlıymış değerli izleyenler. Burada da birçok bina. Ta Akpınar'a kadar değerli izleyenler. Akpınar'a kadar bütün binalar yıkılacak. Hülya Kaya şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü sana bırakıyoruz.